Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün diyet tarifler serisi ikinci video ile karşınızdayım. Yapacağım tarifin bir adı yok ama ben şöyle diyeceğim. Domatesli mini omletler ya da domatesli mini melemen. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Normalde herkesin yiyebileceği kadar güzel bir tarif vereceğim ama diyet tarifler olarak vereceğim. Diyet yapanlar bunu ekmeksiz yerse, yani az ekmekli yerse diyet bir tarif olur. Şimdi tarifimi anlatmaya başlıyorum. Öncelikle tavamıza yağ alıyorum. 2 yemek kaşığı kadar diyeyim. 2 adet büyük boy domatesim var. Daha büyüğünü bulabiliyorsanız, daha büyüğü olursa daha iyi olur. Öncelikle baş kısımlarını kesiyorum. Burayı kullanmayacağım. Orta kalınlıkta domatesi kesiyorum. Bu kısımlarını kullanmayacağım. Kahvaltıda keserek yiyebilirsiniz. Bende böyle bir aparat var. Domatesin büyüklüğüne göre ya çay bardağıyla ya da su bardağıyla kesebilirsiniz. Şimdi tam orta kısmını bu aparatla kesiyorum. Burayı çıkardım. Tavamı alıyorum. İç kısımlarını da kullanacağız. İkinciyi de öyle yapıyorum. İkinciyi de tavaya alıyorum. İkinci domatesi de kesiyorum. Bu domatesten 3 parça çıkardım. Bunların da iç kısmını alıyorum. Toplam 5 tane çıktı. 6 tane çıkarabilirdim ama bu seferlik böyle oldu. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz bundan. Ben bir kişiye ne kadar yapacağımı gösteriyorum. Şimdi devam ediyorum. Domateslerin içini küçülebildiğim kadar küçültüyorum. Domates içlerini karıştırma kabına alıyorum. Bir tane yeşil biber ekliyorum. 3 dal yeşil soğan kullanacağım. Yani soğanın yeşil kısmını kullanacağım. Malzemeleri açıklama kısmında bulabilirsiniz. Soğanı da ekledim. 2 adet yumurta kırıyoruz. Yumurtayı ya da diğer malzemeleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben çok az miktar tuz ekleyeceğim. Bir miktar vermiyorum. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir miktar da pul biber ekliyorum. Zayıflamak isteyenler biraz daha artırabilir. Malzemeleri karıştırıyorum. Ben burada bir miktar kaşar rendeledim. Hem içine koyacağım hem üstüne koyacağım. Onun için miktar vermiyorum. Yine kendi isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Kaşarı da ekliyorum. Üst kısmına bırakıyorum bu kadarını da. 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim. Bu çok önemli çünkü yumurtayı tutması lazım. Birazdan ne demek istediğimi, neden tutması gerektiğini anlayacaksınız. 2 yemek kaşığı unu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Malzemeler tamamen karıştı. Öncelikle ocağın altını açıyorum. Karışımdan alıyorum. Bir domatesin içine aktarıyorum. Dışarı akmamasına dikkat edin. Mini omletler pişmeye başladı. Bir tanesini çevireceğim. İkinciyi çeviriyorum. Hepsini çevirip geliyorum. Şimdi diğer tarafı pişerken üstlerine biraz kaşar ekleyeceğim. Biraz daha güzel gözüksün diye maydanoz ekleyeceğim. Sadece kaşarlar erisin diye çok az bir süre kapağını kapıyorum. Mini omletler hazır. Şimdi sunum tabağını alıyorum. Mini omlet ya da mini melemen hangisini dersiniz? Tarifim hazır. Bence diyet yapanlar için aşırı lezzetli gözüküyor. Ben diyet yapmıyorum. Şu an bayağı canım çekti. Şimdi tadım zamanına geçiyorum. Bir tanesinin tadına bakacağım. Gördüğünüz gibi altı omlet gibi. Üstüne de kaşarlı falan yaptık.
normal yiyecekseniz ekmekle yiyebilirsiniz. Diyet yapıyorsanız isteğinize göre, size kalmış o. Şimdi tadına bakıyorum. Gerçekten hem omlet gibi hem melemen gibi, ne olduğu tam belli değil ama lezzeti çok iyi. Diyetteyken omleti de melemeni de ekmek bana bana yiyemiyorsunuz ama böyle yerseniz tadı aynı melemen omlet gibi, yani hani böyle yiyip yenilebiliyor. Ekmeksiz hem de lezzetli. Hatta buna bana biliyor muyum? Bir de onu deneyeyim. Ben bunu neredeyse her sabah yapsam her sabah yiyebilirim. Öyle güzel bir lezzeti var. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tarifimin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.